Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrika'da sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi yani Gazi. Şu anda bizim de istediğimiz Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 5 Mayıs 2018 Cumartesi ana haber bülteniyle karşınızdayız. Demokrasiye sahip çıkan Türk milleti ilçe seçim kurullarına giderek 100 bin imza barajını yerle bir etmeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından ana muhalefet partisinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de seçmenlere 100 bin imza çağrısı yaptı. CHP'lileri ilçe seçim kurullarına gitme talimatı veren İnce, Akşener, Perinçek, Karamollaoğlu kim aday olmak istiyorsa gidin imzanızı verin dedi. 100 binler imzayı tamamlayınız. Önce Kılıçdaroğlu, ardından İnce. Doğu Perinçek'in imzasıyla uğraşma. CHP'den 100 bin imzayla Cumhurbaşkanı olmak isteyen isimlere bir kez daha destek geldi. İlk çağrıyı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yapmıştı. Bütün seçmenlerim, kesinlikle ilçe seçim kurullarına gidiniz, 100 binler imzayı tamamlayınız ve o liderleri Cumhurbaşkanlığı adaylığına getiriniz. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce de ilk mitinginde 100 bin imzayla aday olmak isteyen Cumhurbaşkanı adayları için çağrı yaptı. CHP'lilere talimat verdi. Vatandaşlardansa ricada bulundu İnce. Buradan ilan ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi üyelerine onlara talimat veriyorum. Vatandaşlarımızdan da rica ediyorum. Sayın Akşener'e, Sayın Karamollaoğlu'na, Sayın Perinçek'e kim aday olmak istiyorsa gidin hepiniz imza verin. Demokrasi budur. İlk mitinginde konuşan İnce, AKP'ye tepki gösterdi. İmzalarla uğraşma diye konuştu. Meral Akşener'in imzasıyla uğraşma. Temel Karamollaoğlu'nun imzasıyla uğraşma. Doğu Perinçek'in imzasıyla uğraşma. Gel erkekçe yarışalım erkekçe. Öte yandan CHP, Yüksek Seçim Kurulu'na Cumhurbaşkanı adaylarının Muharrem İnce olduğunu bildiren başvuruyu yaptı. Seçim kampanyamızı başlattık. Başvuruyu Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan'ın başkanlığında CHP Grup Başkan Vekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç yaptı. Üç grup başkan vekilimizle birlikte Yüksek Seçim Kurulu'na Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Muharrem İnce'nin aday gösterme belgelerini ibraz ettik, aday gösterdik. İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ta konuştu. Seçmenleri ilçe seçim kurullarına imza vermek için gitmeye çağıran Akşener, "Ben sadece kendime istemiyorum, diğer adaylar için de imza atmanızı istiyorum." dedi. Doların yükselmesi FETÖ'nün işi. Benzinin artması FETÖ'nün işi. Efendim zamların gelmesi FETÖ'nün işi. Ulan ne FETÖ'ymüş be. İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener önce Kahramanmaraş'ta sonrasında Kilis'te konuştu. Türkiye'de bir yönetim boşluğu var. Yönetemiyorlar. Dolar aldı başını gitti. Mazot 5,5'tu. Ve böyle bir ortamda Euro 5'i geçti. Uçtu gitti. Ve sonuç itibariyle ekonomiyi de yönetemiyorlar. Yönetim boşluğu var. Akşener, Cumhurbaşkanı adayları için imza vermeye gidecek vatandaşları tehdit eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sert yanıt verdi. İmzalara FETÖ'cü dedirtmem. Vallahi billahi gökyüzünü indiririm tepelerine. İmzacıların imzacılara FETÖ'cü diyenin alnını böyle karışlarım. İYİ Parti Genel Başkanı tüm Cumhurbaşkanı adayları için imza çağrısı yaptı. Seçmenlerden imza vermeye gitmelerini istedi. Ama şunu söyleyeyim. Korkunun ecele faydası yok. Mutlaka imzalarınızı ve oylarınızı atın. Happy topu 9'unda öbürü bitiyor. Yani imza bitiyor ve 24'ünde de seçim var. Ben sadece kendime o istemiyorum.
imza istemiyorum. Aynı zamanda Temel Bey başta olmak üzere diğer imza isteyen adaylarımıza da imza atmanızı istirham ediyorum. İmza verme işleminin ikinci gününde de yoğunluk vardı. Hafta sonu olması nedeniyle çocuğunu alan seçim kurullarına gitti. Yurt çapında Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek rüzgarı esti. İşte seçim kurullarındaki imza hareketliliği. Benim Cumhurbaşkanı adayım Doğu Perinçek. Tüm vatanını seven, ülkesini seven, cumhuriyeti savunan, cumhuriyet kadınlarını Doğu Perinçek'e imza vermeye çağırıyor. İmzalar atıldı. Nedenleri sıralandı. Kime imza verdiniz? Doğu Perinçek. Niçin? Ülkenin refahı için. Yalanlara değil de doğrularla hareket ettiği için. Çok akıllı adamdır. Çok kafası çalışan bir adamdır. Vallahi çok kafası çalışıyor. Şimdiye kadar gördüklerim içinde en Atatürkçü onu gördüm. Sayın Perinçek, onu sevmek, seni sevmek milli ibadettir diyorum. Deyim yerindeyse yurtta Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek rüzgarı esti. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere illerde bu manzaralar vardı. Doğu Bey'in hayranıyım. Hayatımda iki lider tanıdım. Biri Demirel, biri Sayın Doğu Perinçek. İşimizi bırakıp geldik, sadece imza atmak için geldik. Faşist diktatörler yıkılsın diyerek ülke barış, sevgi, kardeşlik gelsin. Perinçek'e veriyoruz efendim. Neden? Valla bu sene de onu deneyeceğiz bakalım bir. Her kesimin sevgisini kazanan Perinçek için vatandaşlar imza verdi. Çocuğuyla, tekerlekli sandalyesiyle gelenler de vardı. Onu tercih ettim. İyi olması gereken bu, olması gereken bu bence. Hepimize hayırlı olacak inşallah. Doğu Perinçek'i en az 70 yıldır tanırım. Onun değeri çok yüksek. Hafta sonu olması nedeniyle seçim kurulları önünde uzun kuyruklar oluştu. Doğu Perinçek'i takdir ediyorum, sayıyorum, seviyorum. Onun için canım veririm. 23 senedir Kur'an'ı okuyorum. Bu kadar Allah'a, millete, memlekete yakın ben bir insan tanımıyorum. Doktor Doğu Perinçek. Neden Perinçek? Çok saymam. Bir, Atatürk'ün ilkelerini uygulayacak adam. Gençler, Vatan Partisi liderine büyük ilgi gösterdi. Ermeni soykırım yalanını bitirdi. Komşularımızla işbirliğini sağladı. Ve vatanın bütünlüğü için mücadele ediyor. Görüyorsunuz abi de Doğu Perinçek'e vermiş. Doktor Doğu Perinçek'e verdim zaman. Neden? Türkiye'yi daha iyi yerlere getirebilecek, aydınlık bir gelecek için, öncelikle geleceğim için. Aydınlık yarınlara dair tek umudu Doğu Perinçek'te görüyorum. O yüzden imzamı kullandım. İlk oyum olacak. İlk oyumda Doktor Doğu Perinçek'i kullanacağım. Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine aynı heyecan vardı. Verilen imzaların anlamı büyüktü. İnşallah tek başına o gelecek. Türkiye'nin ümidi onda. Herkes onu bekliyor. Ümidimiz Doğu Perinçek. Adayımız Sayın Perinçek. Oyumuzu verdik, imzamızı. Seçimlerde de oyumuz yine Perinçek'e. Peki neden Doğu Perinçek? Hukuksuz seçimlerden dolayı. Vatan aşkından dolayı. Söz konusu vatan olunca bütün millet seferber oldu. Doğu Perinçek gerçekten Atatürkçü, cumhuriyetçi, bu ülke için çalışan tek lider. Kendisi için değil, memleketin için çalışıyor. Ben Doğu Perinçek'le ölümüne beraberim. Öğretmenim burada. Başarılar diliyorum. Yani muvaffak olur diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Doğu Perinçek. Vatan geliyor, vatan geliyor, vatan geliyor, Vatan Partisi. Gel bir oyunla, son ver oyuna. Vatandaşlarımız neden Perinçek'e destek verdiklerini kendi ifadeleriyle dile getirdiler. Sıra bende. Ben kime neden destek veriyorum? Benim desteğim de tabii ki hiç şüphesiz Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek. Peki ama neden? Türkiye'yi Ermeni soykırımı yalanından kurtardığı için mi? Hayır, o bir sebep. Söylediği her sözün doğruluğu zamanla ortaya çıktığı için mi? Türkiye için yaptığı onca
başarılı mücadele içinde. Bunların hepsi geçerli sebepler. Söylediklerinin haklılığı eninde sonunda ortaya çıkıyor. Yaptığı uyarılar kesinlikle doğru çıkıyor. Türk milletini düşünüyor, vatanını düşünüyor, bayrağını düşünüyor, askerini düşünüyor. Bunlar hep geçerli sebepler. Benim sebebim tümüyle farklı. Doğu Perinçek, görüp görebileceğiniz en farklı, en saygıdeğer siyasi parti lideri. Nasıl mı? Bakınız, Doğu Perinçek'e ulaşmak hiç ama hiç zor değil. Kaldı ki yaşı, mevkisi, makamı ne olursa olsun, kendisinden küçük bireyler bile onunla konuşmak için geldiğinde hemen ayağa kalkar, önünü ilikler. Karşısındaki kişi genç biri olsa dahi, vatanına, milletine böylesine saygı duyan ve siyaseti kirli zeminlerde aramayan, söylemlerini hiçbir zaman kötü ifadelerle dile getirmeyen, siyasetin güzel bir ortamda devam etmesi için her şeyi yapan Doğu Perinçek'e işte ben de bu yüzden destek veriyorum. Tekrar ediyorum, ben Doğu Perinçek'i neden destekliyorum? Çünkü Doğu Perinçek'e herkesin ulaşması çok kolay. Doğu Perinçek öyle elini öptüren liderlerden değil. Doğu Perinçek böyle koruma duvarlarını aşıp da ulaşabileceğiniz bir lider değil. İsteyen çok rahat bir şekilde kendisine ulaşabiliyor. Ve dahası karşısındaki kişiye saygı gösterip ayağa kalkıyor ve önünü ilikliyor. İşte karşısındaki insana saygı gösterdiği için ben de Doğu Perinçek diyorum. Bir Ankara'ya dönelim. Gürkan Demir'e bir bağlanalım. Gürkan merhaba, kolay gelsin. Şu an neredesin? Gün boyunca ilçe seçim kurullarında neler yaşandı? Nasıl bir hareketlilik vardı? Evet Murat, şu anda başkent Ankara'da Sıhhiye Strasbourg Caddesi'nde bulunan Ankara İl Seçim Kurulu ve Merkez İlçe Seçim Kurulu'nun olduğu noktadayız. Şu an hemen ilerimizde bulunuyor seçim kurulu. Yanımızda da Vatan Partisi'nin çalışmaları devam ediyor. Gün boyu yurttaşlar akın akın imza vermek için, Cumhurbaşkanı adaylığına imza vermek için buradaki seçim kuruluna geldiler. Peki hangi ilçelerden geldi o seçmenler, onları da belirtelim. Altındağ, Mamak, Keçiören, Yeni Mahalle, Çankaya ve Bursaklar ilçesine bağlı seçmenler ile yurt dışındaki seçmenler bulunduğumuz noktadaki seçim kuruluna gelerek Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin imzalarını verdiler. İmza verme işlemi saat 20'ye kadar devam edecek. Yarın 6 Mayıs pazar olmasına rağmen seçim kurulları yine mesai yapmaya devam edecek. 9 Mayıs çarşamba saat 20'ye kadar bu işlem sürecek. Başkent Ankaralılara şunu da hatırlatmakta fayda var. İmza vermek için elbette her yurttaş yanında nüfus cüzdanını bulunduruyor, ancak başkent Ankara'daki yurttaşlar evden çıkmadan yanlarına şemsiyelerini almaları onlar için iyi olacaktır diyelim. Şimdi bir de yanımızda konuğumuz var. Konuğumuza soracağız. O da Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'e destek veren, imza veren isimlerden. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Ben müzik eğitimcisi Refik Saydam. 12 Eylül sonrası ilk kurulan Kamu Çalışanları Sendikası Eğitim İş'in merkez kurucularından ve aynı zamanda bugün de müzik eğitim alanındaki kitle örgütünün başkanı. Sizin aracılığınızla değerli yurttaşlarımızı, değerli seçmenleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Peki efendim, neden Perinçek? Efendim, bugün Türkiye bir seçime götürülüyor. Apar topar, yakıcı sorunlar içerisindeyken, ülkemiz ve çevresi ateş çemberi içindeyken, emekçilerin, çalışanların, bütün ülkemizin, yurttaşlarımızın yakıcı sorunları arasında alelacele bir seçime götürülüyor. Şimdi bu seçim içerisinde de anayasada eşitlik yazmasına rağmen büyük bir eşitsizlik görüyoruz. Kimi partiler geçmişte aldığı oya bakarak, bugün halbuki bütün partilerin eşit olması gerekirken desteklenirken devlet tarafından, iktidar tarafından, kimi partilerde 100 bin imza gibi bir koşul getiriliyor. Şimdi bu eşitsizliğe bir yurttaş olarak dur demek adına öncelikle buradayım. Ve milletimizin, Türk seçmeninin buna, bu haksızlığa dur diyeceğine inanıyorum. Sorunuzun diğer kısmına gelince, ben Sayın Perinçek'i bu 50 yıllık siyasi mücadelesi içerisinde bir bilim insanı kimliğiyle,
bir devlet adamı kimliğiyle, iktidarda olmamasına rağmen birikimiyle tanıma fırsatı buldum. Ve aynı zamanda 1990'lı yıllarda, 2000'li yıllarda ülkemizin sözde Ermeni soykırımı iddiasına karşı Batı ülkelerinin ülkemizi bölmek için kullandığı, Avrupa başkentlerinde düzenlediği kitlesel hareketlere meslek kuruluşum adına katıldım. 2005'te Lozan'da, 2006'da Berlin'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen mitinglere bir yurttaş olarak, bir kitle örgütü başkanı olarak katıldım. Orada Sayın Perinçek vatanımızı savundu, ülkemizi savundu ve bizim çiğnetmeyiz dedi bizim hakkımızı ve orada bu tutumundan dolayı takdir ettim. Peki, son olarak şunu soruyorum. Sanatçı dostlarınıza da bir çağrınız var mı? Evet. Şimdi ben bütün sanatçıların, bütün hangi siyasi partiden olursa olsun, bütün yurttaşlarımızın, sanatseverlerin bugün burada destek olması gerektiğini düşünüyorum. Destek olmaya çağırıyorum. Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var. Bu değişimin işaretleri de görülmeye başlamıştır ve milletimiz bunu başaracaktır. Çok teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet, Murat Şahin, başkent Ankara'da önemli bir konuğumuz vardı. Kendisi sanatçı, aynı zamanda müzik eğitimcisi Refik Saylam. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. O da sanatçılara buradan çağrı yaptı. Gün içerisinde burada kadınların çağrıları vardı, gençlerin çağrıları vardı. Toplumun her kesiminden Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin imza çağrılar gelmeye devam ediyor. Son olarak şunu hatırlatalım. Bulunduğumuz nokta Sıhhiye Strasbourg Caddesi. 13 nolu binaya gelerek seçmenler oylar kullanabilecek. Peki hangi ilçeye bağlı seçmenler gelebiliyor? Altında Mamak, Keçiören, Yeni Mahalle, Çankaya ve Bursaklar ilçesine nüfusunun kayıtlı olan seçmenler gelerek imza verebiliyor. Aynı zamanda yurt dışındaki seçmenler de yine Strasbourg Caddesi'ndeki 13 numaraya gelerek burada Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in adaylığına imza verebilirler. Burada hummalı bir çalışma bütün Vatan Partilileri tarafından devam ediyor diyelim ve sözü yeniden İstanbul stüdyomuza bırakalım. Gürkan Demir'e teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. Ankara'da demokrasi şenliği devam ediyor diyoruz. Vatandaşlarımız hangi siyasi görüşe mensup olursa olsunlar ilçe seçim kurullarına gidiyorlar. 100 bin imza engelini hep birlikte yıkıyorlar. İmza hareketliliğinin yaşandığı önemli merkezlerden biri de Diyarbakır'dı. Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Selahattin Gönül Diyarbakır'daki imza çalışmalarını anlattı. Ben Doğu Bey'i ben ölmeden onu Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum. Gerçekten Cumhurbaşkanlığına layık bir insandır. Nüfusu 1,5 milyonu aşan Diyarbakır imza seferberliğinin önemli adreslerinden biri oldu. Araçlarımızla birlikte insanları taşıyacağız, seçim kuruluna geleceğiz, imzalarımızı toplayacağız. Demokrasi kazansın diyorum. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek için Bağlar Merkez'de imzalar kullanıldı. Doğu Perinçek bizi emperyalist ülkelere karşı başımızı dik tutan, hakkımızı koruyan, hakkımızı savunan, vatanını, milletini, bayrağını seven bir insandır. Çalışmaları ve son durumu Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Selahattin Gönül anlattı. Partimize davet ediyoruz. Arabalarımızla beraber kendilerini seçim kuruluna getirmeye başladık. Ki örneği de buradadır. Arkadaşlarımız hepsi burada bekliyor. Ayın 9'una kadar bütün gücümüzle çalışacağız. Önceki yıllarda Diyarbakır Spor Kulübü As Başkanlığı yapan ve aynı zamanda Diyarbakır Eski Emniyet Müdürü Gaffar Okka'nın yakın arkadaşı olan Gönül, halkın desteğinin yoğun olduğunu söyledi. Doğu Perinçek'in geçmişten beri Diyarbakır'a bakış açısı çok güzel. Diyarbakır halkı da kendisini çok seviyor ve büyük bir potansiyeli var. Bu potansiyelin ses getireceğine inanıyorum. Ve Doğu Bey'i de burada destekleyeceklerine inanıyorum. Diyarbakırlılar artık huzur istiyor. Yani her gelen bizim ensemize biraz tokat indiriyor. Evet. Sonuçta yani nereye kadar gidecek? Ya bizim adayımız Doğu Perinçek, Sayın Doğu Perinçek'tir. Yeterdir artık. Yani bu kadar yıldır AK Parti bu ülkeyi yönetiyor. Biraz da bizler yönetelim. Yani Sayın... Evet. Perinçek'i de bir denesinler, onu da bir görsünler. Vatan Partililer son güne kadar Diyarbakır'da çalışmaya devam edecek. Ulusal televizyonu seyrederken Başkan Selahattin Bey'i gördüm.
telefon numarası arıyordum. İstanbul'un vardı fakat Diyarbakır'ın yoktu. Ben de yürüyecek gücüm yoktu. Telefonu aldım, açtım. Selahattin Bey ilgilendi. Taksiyle gelip beni evden aldılar, sağ olsunlar. Yukarıya kadar bana refakatçilik yaptılar. Bütün gerekenleri yaptılar, ben imzamı verdim. Ben başka partide olduğum halde Cumhurbaşkanı adayı olarak ben ona veriyorum. Diyarbakır'daki hareketliliği gördük sevgili seyirciler. Diyarbakırlılar ilçe seçim kurullarına gidiyorlar, destekledikleri aday için imzalarını veriyorlar. Diyarbakır demişken tabii ki Türk siyaset tarihine damga vuran polemiklerden biri geliyor insanın aklına hemen. Hatırlayacaksınız AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sürekli Sivas'ın ötesine gidemezsin diyordu. Ve karşılıklı atışmalar yaşanıyordu. İşte bu ikili şimdi bir ittifak kurdular. Ne kadar enteresan değil mi? Bakın. Sivas'ın ötesine de Türkiye'nin dört bir yanına da hatta sınırlarımızın dışına da gidebilen bir parti var. Vatan Partisi. Ve Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek seçim sürecinde olduğumuz şu dönemde Çin'de. Türkiye adına resmi davetli olarak gittiği Çin'de Türk milleti adına temaslarda bulunuyor. 400 milyar dolarlık bir iş hacmini Türkiye'ye, Türk milletine kazandırabilmek için var gücüyle çabalıyor. Bir Diyarbakır'daki çalışmaları kısmen ekrana taşıdık. Ekrem Demir'e dönelim Diyarbakır'da. Ekrem Demir az önce ekrana bir haber getirdik ama tabii ki tümüyle habere taşıyamadığımız başka detaylar da vardır. İlçe seçim kurullarına olan ilgi nasıl Diyarbakır'da ve vatandaşlarımız, Diyarbakırlılar neler düşünüyor? İyi akşamlar, iyi yayınlar Murat Şahin. Şu an Diyarbakır'ın merkezinde Bağlar ilçesindeyiz. Bu Bağlar ilçesi merkez ilçelerden birisi. Merkez 4 ilçe var Diyarbakır'da ve 4 ilçe normalde hemen arkamızda duran ilçe seçim kurulunda imzalarını vermesi gerekiyor. Şimdi merkez ilçe dışında kalan 2 ilçe gene buraya çağrılmış. Bunlardan birisi Hazro, diğeri de Kocaköy ilçeleri. Bunlar yaklaşık 70 kilometre mesafede buraya ve bu insanların buraya gelip imza vermeleri bekleniyor. Bu herhalde durumu imkansız hale getirmek üzere planlanmış bir çalışma gibi görünüyor. 10 ilçe ayrıca bu ilçelerin dışında kendi ilçe merkezlerinde bulunan adliyelerde ve kaymakamlıklarda oluşturulmuş olan ilçe seçim kurullarında imzalarını verebilecekler. Şimdi bugün gün boyu burayı takip ettik. Dün yine buradaki gelişmeleri öğrendik. Dün öğleden sonra başlayan bir yağmur yağışı, sağanak yağışın olduğunu ve imza çalışmasının aksadığını aktaralım. Ve bugün yine öğleden sonra başlayan bir yağmur hafif şekilde de olsa o da etkiledi. Ve cumartesi oluşu tabii buralarda daha sakin görünmesini sağladı. Ve burada çalışmalar daha çok partililerin kendi çevrelerini ve partilileri toparlayarak getirdikleri ve imzalarını aldıkları bir çalışma şeklinde gidiyor. Bugün öğle saatlerinde saat 13 bülteninde bağlantımız olmuştu. Vatan Partisi İl Başkanı Selahattin Gönül'ü canlı yayına almıştık. Orada bir irtibat telefonu verdi Selahattin Gönül ve canlı yayından sonra da telefonların ardı arkası kesilmedi ve devamında da gelen telefonlarda kendisi gelemeyeceğini söyleyen, imkanlarının ve sağlığının el vermediğini söyleyen insanların olduğu ve onların da bir kısmının araçlarla gidip alınması ve burada imzaların verilmesinin sağlandığını burada gözlemledik. Ve ulusal kanalın yayınlarının bu anlamıyla da etkili olduğunu da ifade edebiliriz. Şu an akşam saatleri, burası daha sakin. Buradaki vatan partilerinin ifadesi şu şekilde: salı gününe kadar biz 100 bin imzayı bulur ve bu işi tamamlarız şeklinde. O çerçevede moraller de oldukça düzgün ve önümüzdeki 9'una kadar çalışma planlarını da hem partilileri seferber etmek ve partililerin de kendi çevresini, aile çevresini
bu imza çalışmasına katmak, imzalarını almak üzere çalışmayı yönetiyorlar. Araçlardan hazır olduğunu burada gözlemledik. Araçlarıyla hemen gidip alıp getirip imzalarını aldıktan sonra da tekrar evlerine bırakabiliyorlar. Ve şu an itibariyle Diyarbakır'daki durum bu şekilde. Murat Şahin, sözü yeniden size bırakıyorum. Ekrem Demir, çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle hem Diyarbakır'a hem de yurdumuzun tümüne ayrı ayrı selamlarımızı iletiyoruz. Ekrem Demir, ulusal kanal yayınlarının Türkiye'de seçmen kitlesi üzerinde etkileyici olduğunu ifade etti. Evet, ulusal kanal sözü, özü bir olan, doğru olan, yol gösterici, ilkeli ve doğru yayıncılık anlayışıyla Türk milletine doğruları iletmeye devam ediyor ve devam edecek sevgili seyirciler. Milletvekili seçimi için bir araya gelen CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ittifak protokolü bugün Yüksek Seçim Kurulu'na sunuldu. Dört partinin oluşturduğu birlikteliğin adı Millet İttifakı olarak açıklandı. AKP, MHP birlikteliğine karşı bir araya gelen dört parti ittifak protokolünü bugün Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu ittifakın protokolü saat 15'te Yüksek Seçim Kurulu'na iletildi. Temel konularda anlaşmak suretiyle 24 Haziran'da milletin huzuruna çıkacağız. Liderlerin programları nedeniyle katılmadığı YSK başvurusunda genel başkan yardımcıları yer aldı. İttifak için bir araya gelen siyasi partilerin tek amaçları yok edilmek istenen demokrasiyi yeniden güçlü bir şekilde kurmak, Türkiye'de adalet, hukukun üstünlüğü ve huzuru sağlama konusunda kendi programlarını ve farklılıklarını koruyarak asgari müştereklerde toplumun önüne bir yeni gelecek açmak. Pazartesi günü de liderlerin ittifaka ilişkin kameraların karşısına geçebileceği konuşuluyor. 24 Haziran'daki milletvekilliği seçimleri için dört partinin oluşturduğu ittifakın ismi Millet İttifakı olarak belirlendi. AKP, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nin oluşturduğu birlikteliğin ismi ise Cumhur İttifakı olmuştu. İttifaktaki dört partinin logoları oy pusulasında yer alacak. Ancak milletvekili çıkaramayacağı öngörülen Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Gültekin Uysal'la birkaç partili İYİ Parti'nin listesinden aday olacak. Bunların yanı sıra Demokrat Parti'nin 600 milletvekili adayı da göstereceği ifade ediliyor. Demokrat Parti de bu arada bizimle beraber, yani İYİ Parti ile beraber ittifak içerisinde bizimle beraber yol alacağız. Bu düşünceyle bu ittifakın hayırlı olmasını diliyorum. Saadet Partisi ise kendi adaylarını çıkartacak. AKP Genel Başkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Kayseri'deydi. Seçmenlere seslendiler, CHP'yi eleştirdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan sonunda ince siyasette karar kıldılar dedi. 24 Haziran çalışmaları için AKP Kayseri'deydi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım partisinin kadın kolları il kongresinde konuştu. Biz bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz. Görev sizin, takdir sizin ve 24 Haziran seçimlerinde zafer bizim. Zafer milletindir. Yıldırım'ın ardından Erdoğan çıktı kürsüye. Hedefinde CHP ve Dörtlü İttifak vardı. Münafıklar çetesini inşallah 24 Haziran'da hep birlikte yere gömeceğiz. Erdoğan, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığına da değindi. Haftalarca millet oyaladılar. Yok çatı dediler. Yok kapı dediler. Yok pencere dediler. Sonunda ince siyasette karar kıldılar. İzmir'e döneceğiz. Ufuk Akkaya karşımızda. Ufuk merhaba. Diyarbakır'a bağlandık, Ankara'ya bağlandık. İlçe seçim kurullarındaki heyecanı ve yoğunluğu hem Ankara'dan hem de Diyarbakır'dan izleyicilerimize ilettik. İzmir'de durum nasıl?
Murat Şahin, iyi yayınlar diliyorum. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. 19 olmasına rağmen dün olduğu gibi bugün de, yani 4 Mayıs'ta olduğu gibi 5 Mayıs'ta da İzmirliler ilçe seçim kurulları önlerine giderek Cumhurbaşkanı adaylarını belirlemek için imza verme işlemlerini sürdürüyorlar ve Vatan Partisi de ilçe seçim kurullarına sabah saat 8'den saat akşam 20'ye kadar, saat akşam 8'e kadar aralıksız bir şekilde insanları taşımaya devam ediyor ve Cumhurbaşkanı adayı Sayın Doğu Perinçek'in aday olabilmesi için 100 bin imza hedefine ulaşmak için çaba sarf ediyor. Dediğim gibi saat 19'da şu anda Buca İlçe Seçim Kurulu'nun önündeyiz ve Vatan Partililer hala çalışmalara devam ediyorlar. Hem bir yandan insanları taşımaya devam ediyorlar, bir yandan da müzik yayınlarıyla beraber coşkuyu arttırıyorlar. Bugün de birçok ilçede, yani İzmir'in birçok ilçe seçim kurulunda bu coşku hakimdi ve ekranlarınıza getirdik. Bugünkü 4. yayın noktamız olacak ve bir yayın konuğumuz var. Öncü Gençlik İzmir İl Başkanı, İzmir İl Başkanı Ferdi Tanhan olacak. Ferdi Bey ile konuşacağız. İki gündür çok yoğun bir çalışma yürüdü. Yarın neler olacak, neler bekliyor İzmirlilere? Öncelikle bütün milletimizi burada saygıyla selamlıyoruz. Türk Gençliği görevinin başında. Türk Gençliği vatanın içinde bulunduğu tehlikelerin farkında. Bugün çok sayıda genç Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı için dilekçelerini imzaladı ve bizlere daha sonra da görüşmek üzere iletişim numaralarını bıraktılar. Türk Gençliği durumun farkında. Bugün okulların tatil olması sebebiyle birçok gencin imzasını aldık. Onun dışında halkımızdan yoğun ilgiye sahne oldu bugün. Yurt çapında da yoğun ilginin olduğunu görüyoruz. Çok sayıda imza dilekçesinin toplandığını da haberini aldık. Buradan halkımıza müjdeler veriyoruz. Bugün Hıdır Ellez, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Türkiye'nin imdadına Hızır gibi yetişiyor. Türk Gençliği Türkiye'nin imdadına Hızır gibi yetişiyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de o gençliğin lideri, o gençlik Genel Başkanımıza aday gösterecek. Şu an çalışmalarımız çok iyi gidiyor, çok yoğun ilerliyor. Yarın pazar, yoğunluk artacak mı yarın? Yarın yoğunluğun artacağını öngörüyoruz. Zaten hali hazırda sabah saatlerinden itibaren telefon görüşmeleriyle insanlarımızdan taahhütler aldık. Çok sayıda insanın yarın geleceğine ilişkin bilgiler var elimizde. Onları araçlarımızla, araç ciroları oluşturduk. O araç cirolarıyla evlerinden alıyoruz. Sabah saatlerinden itibaren ciddi bir yoğunluk bekliyoruz yarın. Çünkü Türkiye'nin önünde başka bir seçenek kalmadı. Hali hazırda Temel Bey, Meral Hanım... Onlar adaylıklarını gösterdiler. Çok yaklaştı Temel Bey de bugün. Şu an bir tek Doğu Perinçek kaldı. Bütün milletimizi. O yüzden Doğu Perinçek'e imza vermeye çağırıyoruz. Demokratik bir seçim olsun. Bu seçim gerçekten seçim olacaksa Türkiye için 50 yıldır mücadele eden bu geleneğin lideri Genel Başkanımız Doğu Perinçek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmalı. Bu seçim gerçekten demokratik bir seçim olacaksa Atatürkçülerin, devrimcilerin, milliyetçilerin lideri Doğu Perinçek aday olmalı. Halkımızdan da imza verirken bu kıstasları gözetmelerini talep ediyoruz. Halkımızın zaten halihazırda yoğun bir ilgisi var. Pazar günü de bu ilginin en üst düzeye ulaşacağını düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkürler. Çok sağ olun. Murat Şahin, işte az evvel Ferdi Tanhan'ın da belirttiği gibi yarın pazar ve artık milyonlarca işçi ve çalışan yarın izinli olacak ve yarın ilçe seçim kurullarında çok yoğun olmasını, yoğun şekilde geçmesini bekliyoruz. Biz yayınlarımızı yarın da bugün olduğu gibi, dün olduğu gibi yine ilçe seçim kurullarından yapmayı sürdüreceğiz. Söz yeniden İstanbul'da. Ufuk Akkaya'ya teşekkür ediyoruz. Ufuk Akkaya nezdinde tüm İzmirlilere de teşekkürlerimizi iletelim, sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Deneyimli gazeteci Uğur Dündar, Halk Arenası programında Doğu Perinçek'in 100 bin imza toplanması için destek çağrısı yaptı. Dündar, adayların tümünün aynı sayıda imza toplamasını istiyorum. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, o da toplamalı 100 bin imzayı. Ona da destek çıkılmalı dedi. Gerçekten çok güzel bir demokratik talep ve duygu. Mutlaka Saadet Partililer bu imzayı tamamlayacaklardır. Ama ben tekraren ifade ediyorum. Bütün Cumhurbaşkanı adayı siyasi parti genel başkanlarının imza toplamalarından yanayım. Benim demokratik anlayışım bu doğrultuda.
Mesela Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek de 100 bin imzayı tamamlamalı. Bu demokrasinin gereği. Demokrasi çoğulculuk demek. Türk milleti kendisine dayatılan iki adayı görmek istemiyor. Çok sayıda aday karşımıza çıksın, biz de onlardan hangisini destekliyorsak kararı sandık başında biz verelim diyor. Ve Türk milleti hangi siyasi görüşten olursa olsun ilçe seçim kurullarına giderek 100 bin imza barikatını hep birlikte yıkıyor. Türkiye'nin sevilen sanatçıları ve yazarlarından Cumhurbaşkanı adayı Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'e imza desteği sürüyor. Çok sayıda ünlü isim Perinçek için imza verdi, destek çağrısı yaptı. Sanatçılardan gazetecilere, avukatlardan şair ve yazarlara kadar çok sayıda tanınmış isim ilçe seçim kurullarına giderek Vatan Partisi lideri Perinçek için imza verdi. Engeller çıkarmaktadır. O isimlerden biri de ünlü şair ve yazar Ataoğlu Behramoğlu'ydu. İmza vermekle yetinmedi, cep telefonuyla çektiği videoyla herkesi seçim kurullarına gidip imza vermeye çağırdı. Ben seçim sandıklarına giderek, seçim kurullarına giderek gerekli imzaların verilmesi çağrısında bulunuyorum. Hiç kuşkusuz eski gençlik ve dava arkadaşım Doğu Perinçek için bu çağrım daha ayrı ve özel bir anlamda taşımaktadır. Gazeteci yazar Nihat Genç de Perinçek için imza verdi. Herkesi bekliyoruz imza atmaya Doğu Perinçek'e. Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu'na giderek Perinçek için imza veren sevilen tiyatro sanatçısı Gülsen Tuncer neden imza verdiğini şu sözlerle açıkladı. Doğu Perinçek için verdim. Çünkü niye? Doğu Perinçek hem Lozan'da birlikteydik, Ermeni meselesinde birlikteydik, Kıbrıs meselesinde ve en önemlisi Suriye ile olan komşuluk ilişkilerimizin doğruluğu açısından birlikteydik. Gazeteci yazar Yavuz Alagon da Perinçek dedi. Türkiye'de en genelde baktığımız zaman tarihsel olarak iki program olduğunu görüyoruz. Bunlardan birisi İttihat ve Terakki'den, diğeri de Hürriyet ve İhtilaf'tan başlar. Birisi devrimci, halkçı bir programdır. Diğeri işbirlikçi, özelleştirmeci bir programdır. Birinci programın adı bu Cumhurbaşkanlığı seçim süreci içerisinde Doğu Perinçek olduğu için ben imzamı Doğu Perinçek'le vermiş bulunuyorum. Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli de demokratik hak vurgusu yaptı. Sayın Doğu Perinçek gibi, Sayın Temel Karamollaoğlu gibi veya Sayın Meral Akşener gibi adayların desteklenmesi gerektiğini, onlara oy verilmesi, imza verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu en doğal demokratik haklarıdır. Biz de bu hakkı destekliyoruz. Ulusal Kanal her zaman yaptığını yine yapıyor. Türkiye'nin farklı noktalarından vatandaşın sesini, milletin sesini duyurmaya devam ediyor. Bu kez İstanbul'dayız. Deniz Adalı'ya döneceğiz. Deniz Adalı, sen neredesin? Gün boyunca neler yaptın? İzlenimlerin neler? Yanında konukların var mı? Murat Şahin, Esenyurt İlçe Seçim Kurulu önündeyiz. Gün boyunca İstanbul'un farklı seçim kurullarını gezdik. İlk birinci gün, bugün ikinci gündü biliyorsunuz. Ve bir saat sonra da, yaklaşık bir saat sonra da ikinci gün sona erecek. Dün daha çok İstanbul'da 3 seçim bölgesi vardı. Dün daha çok 1 ve 2. bölgeyi gezdik. Bugün de 3. bölgeye ayırdık vaktimizi ve buradaki seçim kurullarını gezdik. Tabii yine başlangıcımız Beyoğlu'ndan oldu, İstiklal Caddesi'nden oldu. Daha sonrasında yine Bakırköy'e gittik. Bahçeliyeler Seçim Kurulu'nu gezdik. Beylikdüzü Seçim Kurulu'nu gezdik ve şimdi de Esenyurt Seçim Kurulu'ndayız. Gördüğümüz izlenimler şunlar. 100 bin imza ile aday olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e ilgi giderek artıyor. Dün söylemişlerdi bunu parti yöneticileri de. Özellikle cuma günü iş günü olduğu için hafta sonunda bir yoğunluk bekliyoruz demişlerdi. Ve o yoğunluk bugün oluştu. Özellikle saat 11'den sonra ilçe seçim kurullarına vatandaşın daha bir kalabalık şekilde gittiğini söyleyebiliriz. Tabii asıl yoğunluğun da yarın olması bekleniyor. Çünkü cumartesi günü yine özel sektörde çalışanlar olduğu için pazar gününe imzayı bırakanlar var. Yani bu nedenle pazar günü imzaların yoğun olacağını biliyoruz. Şimdi bu çalışmaları biz anlatıyoruz gün boyunca gördüklerimizi. Özellikle şunu belirtelim. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e her partiden hemen hemen adaylar, seçmenler gelip imza atıyorlar. Ve tabii bu da çağrılar da etkiliyor.
televizyondan yapılan çağrılar, sanatçıların çağrıları, yine siyasilerden gelen çağrılar da buraya imza olarak yansıyor diyelim. Tabii buradaki çalışmaları biz genel olarak anlattık. Doğu Perinçek'e ilgi yoğun dedik. Esenyurt bazında neler yapılıyor? Onu da Esenyurt İlçe Başkanı Sayın Sami Ekşi ile konuşacağız ve tabii burada çalışanlar var. Hemen şunu da ekleyelim kısaca size söz vermeden önce. Buraya gelip burada çalışmalara katılan, yani imza verip sonra çalışmalara katılanlar da var. Onları da biliyoruz. Genel olarak bir durumu dinleyelim. Sizden birkaç sorum daha olacak. Şimdi biz yaklaşık 20 günden beri bu bölgemizde çalışma yapıyoruz kendi sınırlarımız içerisinde. Son 2 günden beri de burada hem masamız var hem de halkımızın büyük ilgisi var. Dolayısıyla hele bugün, dün mesai günü olduğu için katılım biraz daha bugüne göre azdı ama bugün oldukça bir yoğunluk var. Sizin de ifade ettiğiniz gibi diğer partilerden özellikle başkan, sayın genel başkanların açıklamaları çok etkili oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden İYİ Parti zaten Şener Hanım'da barajı açmış olmasına ötürü rahatladılar onlar da. Şimdi diğer partilerden de olmak üzere Doğu Perinçek'i tercih eden ya sakinlerimiz, Esenyurt halkı ilgiyle geliyor. Burada tercihlerini yapıyorlar. Arkamda da bizim birlikte olduğumuz arkadaşlarımız da var. Biz Sayın Doğu Perinçek'in çalışmanın içindeki isimler. İsimler evet. Onlar da var. Yani bölgede durum çok iyi. Önümüzdeki yaklaşık 4 günde de özellikle yarın olmak üzere çok daha fazla beklentimiz var. Hazırlıklar tamam peki yoğunluk için sizde? Evet. Şimdi biz 3 yerde masa açıyoruz. Masalarda gün içinde de yani bu oy verme işleminin, tercih yapma işleminin başladığı gün içerisinde de oralardan imza toplayıp masaya gelenleri buraya yönlendiriyoruz ilçe seçim kuruluna. Oralarda çok yoğun ilgi var. Masalardan gelerek bilgi alıyorlar. Halkımızın büyük bir kısmı da yalnız farkında değil olgunun. Yani tercih hangi noktada yapılacağı ya da niye yapılacağı noktasında biraz bilgi eksiği var. Bu konuda herhalde bir aydınlatmada. Peki Sayın Başkan, şimdi burada Esenyurt'taki vatandaşlar buraya ilçe seçim kuruluna gelmesi için burayı bir tarif eder misiniz bulvarı, rahat bulvarı açısından? Burası Doğan Arası bulvarı herhalde. Kolay da bir mevki zannediyorum. Evet efendim. Şimdi burası Esenyurt'un ana arter caddesi Doğan Arası bulvarı. İlçe seçim kurulunun bulunduğu yerde burada en temel merkez Hisar Çatal Kaşık fabrikası var hemen dibimizde. Onun dibi yani Hisar Çatal Kaşık fabrikasını aradıkları zaman zaten yol kenarında. Yol o fabrikayı bulmasa bile görürler. Evet, ana yol üzerinde hemen yolun kenarında ulaşım çok kolay. Her türlü belediye otobüsü ve minibüs dolmuş türü şeyler. Çok kısa bir de çağrı alayım sizden, diğer vatandaşlara da mikrofonu uzatacağım. Herkesi Doğu Perinçek'i tercih etmeye davet ediyoruz. Sayın Genel Başkanımız Türkiye'nin milli ulusal gururu, Türkiye için canla başla çalışan bir lider ve şu anda da bakın en kritik dönemde Türkiye'de çalışmaların başında olması gerektiği zamanda Çin'e giderek Türkiye'nin bir kaosu, ekonomik zorluğu aşması noktasında Çin devletini ikna etmek üzere 400 milyar dolarlık bir yatırımın buraya aktarılması noktasında görüşmeler yapmak üzere gitti. Dolayısıyla biz hepimiz de canla başla çalışıyoruz. Süreyi çok azdık. Çok kısa sizden de alayım. Süreyi aşmışız. Çok kısa ben Doktor Perinçek'i çok beğeniyorum. Devlet adama edasıyla yapıyor her şeyi. Dolayısıyla ulusal kanalda izlediğim için yaptığı her şeyi görüyorum. Öncelikle de bu Ermeni soykırımı olayında Türkiye'nin alnındaki kara lekeyi sildi. Onun için benim oyum Doktor Doğu Perinçek'e. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Diğer konuklarımızdan da özür dileyim artık. Süre olarak veremedik, ekrana taşıyamadık. Evet Murat Şahin, siz de burada konuşma ve atmosferi hissetmişsinizdir. Müthiş bir heyecan var, yoğunluk devam ediyor ve yarın asıl yoğunluk bekleniyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Deniz Adalı, çok teşekkür ediyoruz. Bu arada ben de değerli izleyicilerimizden özür diliyorum. Görüşlerini dile getirmek isteyen çok sayıda vatandaşımız var ama ana haber bültenimize bir sıkıntımız var. O da zaman sıkıntısı. O yüzden görüşünü alamadığımız vatandaşlarımız var. Şahsen ben de tekrar özür diliyorum. Ama emin olun gün gelecek. Onlar da ulusal kanalda seslerini duyurabilecekler. Sadece şu an için biraz zaman sıkıntımız var. Efendim, Serik çiftçisi üreten Türkiye'den yana duruşunu ortaya koydu. İmzalarımız
Doğu Perinçek'e dedi. Cumhurbaşkanı adayımız Doğu Perinçek'in sertifikasıdır bu. Tönmüşlü yörükler olarak Genel Başkan Sayın Doğu Perinçek'e Cumhurbaşkanlığını tapusunu eline verdik. Hayırlı olsun ülkemiz için. Doğu Perinçek adayımızdır. Hak ediyordur. Sonuna kadar arkasındayız. Serasını işledi. Alnının terini sildi. Seçim kurulunun yolunu tuttu. Doğu Perinçek'e imza atmaya gidiyoruz. Hadi. Serikli üretici, ürettiğinin karşılığını alamayan milyonlarca çiftçi adına Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına imza verdi. Vatan Partisi Genel Başkanı ve Vatan Partisi'nin programı hariç bu tarımı ayağa kaldıracak bir program görmüyorum. Üretmek, üretmek, üretmek. Böyle tüketmekle memleket yönetilmiyor. Yörüklerin geleneksel yemecisi bugün de devam ediyor. Köylerinde bir araya geldiler. Seçim kurullarına gittiler. Türkiye'nin ve aynı zamanda bütün ezilen milletlerin ikinci bir Atatürk gibi onu candan ciğerden destekliyoruz. Yurttaşlara göre Ermeni soykırımı yalanını 80 milyonun sırtından alan Doğu Perinçek, Türkiye'nin temel sorunlarını da çözecek. İşsizliği kaldıracak, çiftçiye destek verecek, terör belasını Türkiye'nin üstünden bu musallatı kaldırıp atacak olan tek lider budur. Mayası bağımsızlıkla yoğrulmuş yörükler için tek aday Perinçek. Cumhurbaşkanımız Doğu Perinçek sayesinde bu ülke kurtulacaktır. Onun kadrolarıyla şimdiden milletimize hayırlı olsun. Tönmüşlü yörükler olarak biz Vatan Partisi arkasında ve Genel Başkanı Cumhurbaşkanı adayımız Doğu Perinçek'i her zaman destekliyoruz. Ve Batı Toroslardan çoban ateşini yakıyoruz. Hayırlı olsun. Serikli yurttaşlar her şartta Perinçek'in mücadelesinin yanında. Karınçay'a sormuşlar. Nereye gidiyorsun demişler. Kutsal topraklara, Kabe'ye diyor. Sen bu ayakla zor gidersin deyince olsun diyor. Yolunda ölürüm diyor. Sayın adayımız Doğu Perinçek ister cumhurbaşkanı olsun ister olmasın. Yolunda öleceğiz bu vatanın biz. Doğu Bey'e bir imza da bizden. İşte bakın vatandaşın söyledikleri son derece önemli. 100 bin imza barikatı nasıl yıkılıyor görüyorsunuz değil mi? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı adaylarına imza veren vatandaşları tehdit etmesi MHP tabanını kızdırdı. Mersin'de yaşayan Yaşar Celal Arslan seçim kuruluna gitti. Bahçeli'yi protesto ederek imzasını Doğu Perinçek için verdi. Demek ki FETÖ darbe hareketinde bir siyasi ayak var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur. Sayın Devlet Bahçeli işi gücü yok. Öyle olduğu için şimdi de vatandaşlarla, seçmenlerle veya imza veren insanlarla uğraşıyor. Bir netice alacağını sanmıyorum ama günü boş geçmesin diye bunları yapıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin imza verenler için söylediği sözler ters etki yaptı. Mersin'de yaşayan MHP'li Yaşar Celal Arslan seçim kuruluna giderek Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'e imza verdi. Amerikan projelerinin ortalarda dolaştığı yerde sadece Doğu Perinçek'in yerli ve hakiki milli çalışmalarından dolayıdır. Arslan önceki yıllarda da MHP'de merkez ilçe başkanlığı yaptı. Sayın Doğu Perinçek Ermeni yalanı meselesinde Avrupa'da mücadele ederken, Silivri'de mücadele ederken bu Devlet Bahçeli'nin ne bulmuşluğu, ne çıkarmışlığı, ne keşfi var ki, icadı var ki peşinden gidelim. Zaten ben 94 yıllarında yarın başımıza gelirse rahmetli Türkeş sağlığında bir sürü iş açacağını söylüyordum Mersin'deki Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Bunları ben duyulsun istiyorum. Bahçeli'nin siyasetini eleştiren Arslan, yurttaşlara Perinçek'e imza vermek için çağrı yaptı. Sayın Doğu Perinçek'in bu imza kampanyasına katılsınlar, destek versinler, tek Amerikancı olmayan lidere imza versinler. Ben de zaten ilk oyumu Sayın Doğu Perinçek'e vereceğim. Anlaşma gereği. Bir ülkücünün, bir milliyetçinin söylediği sözler, Amerikancı olmayan başkana destek versinler diyor. Doğu Perinçek'e destek çağrısında bulunuyor. Ankara, öğle saatlerinde başlayan etkili sağanak nedeniyle 500 yılda bir görülebilecek bir olayla karşılaştı. Şiddetli sel yüzünden çok sayıda araç adeta oyuncak gibi sürüklendi. Çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı.
Arabalar perişan oldu. Sağanak yağış yaklaşık 12 dakika sürdü. Şiddetli sele neden oldu. Ankara Mamak bugüne kadar hiç yaşamadığı bir afeti ucuz atlattı. Bu sorunun bir daha olmaması için gerekli altyapı tedbirlerinde inşallah bir eksik varsa onu da alacağız. Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'nde öğle saatlerinde yaşanan şiddetli yağış ortalığı bir anda savaş alanına çevirdi. Dere yatağı olan cadde sağanak sonrası sel altında kaldı. Hareket halindeki onlarca araç birbirlerine çarparak sürüklendi. Araçlarda bulunan vatandaşlar son anda kurtulmayı başardı. Bu cadde aşağı yukarı tamamında 150 civarında araç olduğunu tahmin ediyoruz. 20 civarında da dükkanın etkilendiğini ilk tespitler o şekilde. Sele kapılan 3 kişi çevredekiler tarafından kurtarıldı. Neyse ki korkulan olmadı, can kaybı yaşanmadı. Hafif yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Birden beni tuttu getirdi. Arabanın içi dolmuştu zaten. Zar zor camı indirdim, kendimi ancak buraya attım. Araçlar sürüklendi, insanlar kayıp. Yani dükkanların zaten yarıya kadar su aldı. Zararımız tabii ki bütün esnafların zararları var. Sel nedeniyle onlarca ev ve iş yeri su altında kaldı. Elektrik direkleri devrildi. Belediye ve itfaiyeye ait iş makineleri caddede temizlik çalışmalarına başladı. İş yeri sahipleri su tahliyesini kendi imkanlarıyla yaptı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konya, Eskişehir gibi bölgedeki diğer iller için de yarın şiddetli yağmur uyarısı var. Bunu da hemen hatırlatalım. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Güzel bir cumartesi akşamı, güzel bir pazar günü geçirmeniz dileğiyle diyoruz. Ve bugüne kadar oy veremeyenlerin, imza veremeyenlerin pazar günü ilçe seçim kurullarına giderek vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerini rica ediyoruz. İyi akşamlar, mutlu yarınlar.